Efendim? Haşmet anlaşmayı bozdu. Nasıl? Halide'den ayrılmazsam her şeyi Fuat'a anlatacağını söyledi. Sen ne dedin? Halide'den vazgeçmeyeceğimi söyledim. Oğlum sen kafayı mı yedin? Hem kendini hem operasyonu nasıl riske atarsın? Ben halledeceğim. Fuat'a gitmeden konuşacağım onunla. Haşmet şu anda Fuat'a mı gidiyor? Ben halledeceğim dedim Muzaffer amca. Her ihtimale karşı seni uyarmak istedim sadece. Buna izin veremem. Ne seni ne de operasyonu riske atamam. Ne yapacaksın? Bana bak, sakın aklımdan geçen şeyi yapmaya kalkma. Sen Haşmet'le köprüleri attın. Bana yapacak bir şey bırakmadın. Bu kadar derine inmişken, konsorsiyumun kalbine bu kadar yaklaşmışken her şeyi mahvedemem. Halide'yle görüşmeyeyim diye blöf yapıyor olabilir. Blöf ya da değil, böyle bir ihtimali göze alamam. Operasyon için tayin ettiğim noktalarda hazırlıklarınızı yapın. Hedef Haşmet Türkan mı efendim? Evet. Ben halledeceğim. Haşmet Ağa'ya bir şey yapma. Ne seni ne de operasyonu riske atamam. Yeniden hayatıma girdiğinden beri sürekli bir yerlerden kaçıyorum. Fark etmişsindir değil mi? He? Başıma beladan başka hiçbir şey getirmedin. Yeter be kardeşim. Dır 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 dır. Şurada 2 dakika bir toplantı yapacağız. Geldin car 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 car. Yok canımı şöyle kurtardım. Yok benim kafama sık... tamam. Yeter. Bizim işlerimizde oluyor böyle arızalar. Arıza çıktığında da arada bir kapatıp açmak gerek. Budur Numan. Burak. O herif benim mahallemi bastı. İtibarımı 2 paralık etti lan. Biz de onunkini ederiz. Ya Numan. Düşünüyorum, plan yapıyorum. Bak, şimdi bir de senin psikolojini düzeltmekle uğraşamam. Ben sana itibar da vereceğim. Para da kazandıracağım. Bir otur. Bir otur. Bir otur, beni bir dinle. Senin itibarını zedelediyse, onun da itibarı zedelendi. Mahalle basmaktan başka yaptığı bir şey yok. Var mı? Var mı dede? Var mı Numan, ha? Yok. Yok. Beyler, şimdi bir de bütün cephelerden saldıracağız. Bütün kollardan saldırdığımızda iyice foyası ortaya çıkacak. O zaman hiç dayanamayacak. Yok, gücü yok. Ne kadar kof olduğu ortaya çıkacak. Sen ne yaptın? Şener'le konuşacaktın. Benden önce siz Ali Rıza'yla konuşacaksınız. Ona öyle bir rajon kesin ki... Hem babaları kızdırıp üzerinize çekmeyin, hem de Ali Rıza'nın üzerini çizin. Babalar bizden öyle kolay kolay vazgeçemezler. Aşağıdaki bütün sistemi biz kontrol ediyoruz. Tamam. O zaman Ali Rıza'dan vazgeçecekler. Telefonu aç. Yerimizi aldık. Hedefi bekliyoruz. Hedef gelince tereddüt etmeden işini bitirin. Dikkatli olun, sivillere falan zarar vermeyin. Anlaşıldı efendim.
Efendim, hedef görüş alanımızda. İndirin. Altay yaklaşıyor efendim. Emriniz nedir? Hedefiniz sadece Haşmet Gürkan. Emriniz nedir efendim? Operasyon iptal. Geri çekil. Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Halid'in benim için ne kadar önemli olduğunu göstermek için geldim. O konuyu konuştuk. İn aşağı. İn. Konuşmak için gelmedim. Bir süre bana katlanmak zorundasınız. Yani sen diyorsun ki bu yoldan ancak bir şekilde dönersin, ölerek. Yani tehditle benim vazgeçeceğimi düşünüyorsun, öyle mi? Vazgeçmezsenin sonuçları ne olabileceğini gördünüz. Delikanlı, benim tehdide eyvallah edecek yaşım geçti. Tehdit eden ben değilim. Sen değilsin ama işlerin bu hale gelmesinin sebebi sensin. Sen bir yola girmişsin. O yolun sonunu görüp görmeyeceğin belli değil. O yolun nereye çıktığı belli değil. Bu belirsizliğe kızımı da sürükleyeceksin, öyle mi? Buna müsaade etmeyeceğim. Sabri, çekin kenara, Ali Rıza inecek. Çek sağa! Ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Ben de bundan vazgeçecek değilim. Fuat'a gidiyoruz, devam et. Bas! Al sana bitki çayı yaptım. İyi gelir. Sakinleşirsin. Halide, sence baban haklı değil mi? Yıllarca sen bizim hayatımıza karşı çıktın. Şimdi tam da bu hayatın ortasında bir adamla beraber olmak istiyorsun. Garip değil mi bu? Ali Rıza farklı teyze. Nesi farklı teyzeciğim? Bir zamanlar Burak'ın yaptığı işleri şimdi Ali Rıza yapmıyor mu? Ali Rıza kardeşinin intikamını almak için girdi bu yola. Burak gibi para ve güç için değil. Daha kötü ya, Ali Rıza'nın bir seçim şansı vardı. Ama Burak'ın yoktu. Burak bu işlerin ortasına doğdu. Hem girdi de ne oldu? Girdi de ne oldu? Bak şimdiki haline, bak. Ne olursa olsun teyze. Ali Rıza'yı sağ kolu yapıp bu işlere sokan babam. Şimdi ilişkimize bu şekilde karşı çıkması doğru değil. Halide, kızım. Baban Ali Rıza'yı sağ kolu yaptı ama... kendi de beraber o işlere geri döndü. Sence ikisinin arasında... bilmediğimiz bir anlaşma olabilir mi? Ne alakası var teyze? Babam belli ki adamlarından biri olarak gördüğü için ilişkimizi onaylamıyor. Bu kadar basit. Haklısın. Belki de senin söylediğin doğru.
kadar uzun zamandır bu işlerin içerisindeyim ki.